Bugün 1 Aralık asgari ücret görüşmeleri de başladı dedik. 2 hafta içerisinde de bitirilmesi bekleniyor. 3 taraf bir araya geldi ilk kez. Çalışma Bakanlığı da ev sahipliği, işte kamu tarafı var. Yani iktidar tarafı, işveren temsilcileri ve işçi temsilcileri. Oturuyorlar, konuşuyorlar ve asgari ücreti belirliyorlar. 15 kişilik bir komisyon ama oy birliğiyle karar verilmiyor. Oy çokluğu olduğu için de genellikle asgari ücret konusunda işçilerin, masaya oturanların dışındaki işçilerin de istediği çok olmuyor. Şimdi bu yıl işte seçim öncesi beklentiler biraz artırıldı. Ama Türk lirasındaki değer kaybı ne kadar telafi edilebilecek? Sadece zam oranı mı olacak, yoksa bu değer kaybı da telafi edilecek mi? Hepsi merak ediliyor. İşte bu sorularla bu bugün başlandı görüşmeleri, izleyelim. ...2022 asgari ücretini belirlemek için ilk pazarlık masası kuruldu. İşçi, işveren ve hükümet aynı masada buluştu. Çalışma Bakanlığı tarafından hem işçi hem işverenle yapılan anketi de açıkladı Bakan Vedat Bilgin. İlk kez bazı rakamlar telaffuz edildi. 626 ilde 604 işverenle görüştük. İşverenlere asgari ücretin ne kadar olduğunu sorduk. %33.9'unun 3500 ile 3750 lira arasında asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir kanaate sahip olduklarını gördük. 2500 işçimize ulaşılmıştır. Asgari ücret beklentilerinin ne olduğunu sorduğumuzda da %37.3 ile 3751 ve 4000 rakamı arasında muhtelif şeyler ifade ettiklerini görüyoruz. Bakanlığın anketinde işçilerin %37'si 3700 ile 4000 lira arasında olmasını bekliyor ücretin. Türk İş Heyeti ise anket sonuçlarından daha yüksek bir rakam düşündüklerini söyledi. Beklentilerin cevap verebilecek bir sonucu ben şahsen bekliyorum. Sayın Bakan'ın anketlerini de gördünüz. Yani o anketlerin zaten aşağısında olması söz konusu olmayacaktı sanırım. Biz biraz daha üzerinde olacak sanıyorum. Tarafların ücret talepleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ama hem işçi hem işveren hem de hükümet asgari ücretin enflasyon üzerinde belirlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz hem hükümetimiz hem de biz çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. İlk defa enflasyon üzerinde bir artışın olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor.